Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından merhaba. Ben Özlem Tınaz. Amerika ve dünya gündeminden derlediğimiz haberlerle Stüdyo Washington başlıyor. Başkan Donald Trump'ın İsrail-Filistin sorununa yönelik barış planını hazırlamakta olan Beyaz Saray üst düzey danışmanı ve Trump'ın damadı Jared Kushner beraberindeki bir heyetle Orta Doğu'yu ziyaret ediyor. Bölge turuna Fas'ın başkenti Rabat'tan başlayan heyet oradan Amman ve Kudüs'e gidecek. Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de Orta Doğu gündemdeydi. Nisan ayının son günlerinden bu yana Suriye'de hükümet güçleri İdlib'e saldırırken savaş uçakları ve topçu saldırıları sonucu en az 14 kişinin hayatını kaybettiği, 300 bin kişinin de evlerini terk ettiği belirtiliyor. İdlib bölgesinde farklı noktalarda askeri gözlem noktaları bulunan Türkiye, geçen Eylül ayında İdlib'de silahtan arındırılmış bölge oluşturulması konusunda Rusya ile uzlaşmaya varmıştı. Bu iki önemli başlığın ayrıntılarını Washington'dan Serdar Cebe ve New York'tan Aslı Pelit'ten öğreneceğiz. Ancak öncesinde bir son dakika gelişmesine yer vereceğiz. Özel yetkili savcı Robert Mueller az önce Rusya soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamanın ayrıntıları için hiç vakit kaybetmeden sözü Serdar Cebe'ye bırakıyoruz. Özel yetkili savcı Mueller yaklaşık 2 yıldır ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanyasının, 2016 kampanyasının Rusya ile ilişkilerini, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesini ve ABD Başkanı'nın bu soruşturmaları engelleyip engellemediğini açıklamıştı. Ve raporunu Adalet Bakanlığı'na teslim etmişti. Daha sonra Adalet Bakanı William Barr raporla ilgili 4 sayfalık bir bilgilendirme mektubunu Kongre'ye yollamıştı. Ardından Kongre komisyonlarında raporla ilgili kendisine sorulan soruları yanıtlamıştı. Hatta Temsilciler Meclisi'nin ilgili komisyonuna gelen son daveti ret etmişti. Şimdi raporun bazı bölümleri tasnif edilmişti. Bunlar demokratlar arasında özellikle itiraz edilen noktalardan birisiydi. Adalet Komisyonu raporun tasnifsiz halini istemişti Adalet Bakanlığı'ndan. Bu verilmedi. Raporda neler vardı? 2 senedir bu araştırmayı yürütüyor ekibiyle birlikte Mueller ve milyonlarca dolar para harcandı. Mueller 2 senedir konuşmuyordu. Ekibinden ara ara açıklamalar yapılıyordu ve soruşturma bittikten sonra bugün ilk kez kameraların karşısına geçeceği ve raporla ilgili açıklamalar yapacağı söylenmişti ve geçti. Saat 11'de, Amerika saatiyle 11'de kameraların karşısına geçti. Gayet kısa bir açıklama yaptı. 10 dakikalık bir açıklama yaptı. Çok fazla detay yoktu ama ince ayrıntılar vardı diyebiliriz. Neler söyledi özel yetkili savcı Mueller? 2016 seçimleriyle ilgili olarak Rusya'nın birçok kez Amerikan seçimlerine müdahale girişiminin tespit edildiğini bir defa söyledi. Ve Amerikan halkının da bu müdahale girişimlerini bilmesi gerektiğini belirtti. Aynı zamanda raporun hazırlanmasında kendisine destek veren Adalet Bakanlığı'na ve Adalet Bakanlığı'nın şu andaki Adalet Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti. Sistematik bir şekilde Rusların 2016 seçimlerine müdahalesinin olduğunu söyledi. Özellikle tartışılan konulardan birisi ki Kongre'de de demokratların üzerinde durduğu Robert Mueller'ın raporu doğrultusunda Donald Trump'ın görevden alınıp alınmayacağına belki karar verecek unsur da Donald Trump'ın bu soruşturma süresince soruşturma makamlarına baskı yapıp yapmadığı, soruşturmayı engelleyip engelleme girişiminde bulunup bulunmadığı söz konusuydu. Bu konuda engelleme girişimlerinin de olduğunu belirtti ama Adalet Bakanlığı'nın kendilerine verdiği yetkide bir suç olup olmadığı konusunda görüş beyan edemeyeceklerini, ondan dolayı da bir yorumda bulunmadıklarını söyledi Mueller. Ki geriye gittiğimizde 2000'li yılların başında aslında bu değişmişti. Özel yetkili savcıların yetkisinin Kongre'nin üzerine geçtiği ve kendi başlarına davrandığı gerekçesiyle Kongre özel yetkili savcıların yetkisini tırpanlamıştı. Bu konuda yaptıkları araştırmada, özellikle başkanla ilgili yapılan bir araştırmada, soruşturmada başkanı direkt olarak özel yetkili savcılar suçlayamıyor. O açıdan da Robert Mueller bu unsura değindi. Şöyle ifade edecek olursak konu başlıklarıyla Rusya tarafından 2016
2016 seçimlerine birçok kez müdahale edildi. Hem de sistematik bir şekilde müdahale edildi. Kongrede ifade vermemeyi tercih ederim açıklamasını da yine Mueller'dan duyduk. Vermemeyi tercih ederim. Yani gitmeyi istemiyorum anlamında mı, yoksa çağırırlarsa çünkü tercih ederim sözü burada başka bir yere de çıkabilir. Eğer bir mahkeme celbi çıkartırsa gitmek zorunda kalabilirim mi diyor. Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz ama şu anda Robert Mueller'ın yaptığı bu 10 dakikalık açıklamanın bile demokratların elini güçlendirebileceği yorumları da yapılıyor Özlem Tınaz. Serdar, Jared Kushner'ın Orta Doğu ziyaretine ilişkin hangi notlar var elinde? Jared Kushner aslında ABD Başkanı Donald Trump göreve geldiğinden beri danışmanı rolünde ve Orta Doğu barış süreci konusunda yaklaşık 2 yıldır çalışan bir isim. Ama tabii ki biliyoruz ABD'nin, Amerikan yönetiminin İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanıması ve ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasından sonra birçok sorun yaşanmıştı. Filistinliler barış sürecinden çekildiklerini ve bunu protesto ettiklerini söylemişlerdi. ABD'yi birçok kez kınadıklarını belirtmişlerdi. İşte Jared Kushner da Temmuz ayı başlarında, aslında Haziran ayın sonunda yapılacak konferansta 25-26 Temmuz'da Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılması planlanan konferansta açıklayacak yeni barış planını Orta Doğu özel temsilcisi Jason Greenblatt'le birlikte temaslarını sürdürüyor. Özellikle Greenblatt'in Trump'ın eski avukatlarından biri olduğunu da söylemekte, sağ görüşe yakın bir isim olduğunu da söylemekte fayda var. Bölge turunda Fas'ın başkenti Rabat'tan başladı heyet turuna ve oradan Amman'a ve Kudüs'e geçecek. Kushner hafta sonunda ise İsviçre'nin Montreux kentinde konuşmacı olacağı Bilderberg konferansına katılacak ki daha sonra Başkan Donald Trump'la birlikte 3 günlük Londra ziyaretinde bulunacak. Ürdün'de özellikle temaslarda bulundu. Kushner Şubat ayının sonlarında barış planının açıklanabileceğini söylemişti ve yine bölge ülkelerini ziyaret etmişti. Uzun süredir aslında Kushner'in bu planı hazırlanıyor. Ama nasıl bir plan olacak? Siyasi desteği olmayan bir planın başarıya ulaşması mümkün mü? Çünkü bu görüşmelerin özellikle 25-26 Temmuz'da Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılması beklenen bu konferansta Filistinliler katılmayacağını açıkladı. Filistinliler açıklanacak planın İsrail'in lehine bir barış planı olacağını belirtiyorlar. Trump planı şimdiden 100 yılın anlaşması olarak değerlendiriyor. Ve ne yapılacak bu planda? Planın Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne Arap ülkelerince yatırımlar yapılması sağlanacak. Ve o bölgenin kalkınması sağlanacak ki burada özellikle en büyük güç Suudi Arabistan. Suudi Arabistan konusunda da Suudi Arabistan'ın burada kendi yanında yer alması için de özellikle Trump'ın kongreyi bypass ettiği Suudi Arabistan'a Yemen dolayısıyla silah satımının ambargoya uğranması, yaptırım uygulanmasına karşın bunu bypass ederek 8.1 milyar dolarlık silah satışına onay vermesi ve özellikle Filistin konusunda da Suudi Arabistan'dan destek beklediği yorumlarını yapılıyor. Aynı zamanda İran'a karşı Suudi Arabistan'la da bir işbirliği içinde bir ortaklık kurduğu belirtiliyor. Uzun zamandır üzerine çalışılan bu barış süreci konusunda Filistinlilerin tabii ki tepkisi var. Filistinliler sadece ekonomik olarak bölgeye yapılacak yardımların, yatırımların siyasi destek almadan yapılmasının bir işe yaramayacağını belirtiyorlar. Filistin'in katılmadığı bir konferansta Filistin'in katılmayacağını açıkladığı, protesto ettiği bir konferansta bölgedeki barış sürecini etkileyecek yeni adımların oluşturulması ne kadar gerçekçi olacak? Bunun tartışması yapılıyor. Şöyle deniliyor, Filistin Ticaret Merkezi Başkanı Arafat Asfor'un bir açıklaması var. Siyasi çözümü olmayan herhangi bir ekonomik proje hayal satmak anlamına gelir deniliyor. O açıdan
Şimdiden Kushner'in barış planının nereye gideceği, sadece ekonomik yatırımlarla bu işin sona ereceği, barış sürecinin yeniden canlandırılacağı mı anlamına gelecek, onu hep beraber önümüzdeki günlerde göreceğiz Özlem Tınaz. Aktardıkların için teşekkürler Serdar Cebi. Bu arada bir yeni gelişme daha paylaşalım sizlerle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Başkan Donald Trump'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtiliyor. İşte bu görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan bir açıklama geldiğinde amerikanınsesi.com adresinden sizlerle görüşmede hangi konuların ele alındığını paylaşacağız. İsrail-Filistin sorunu kadar Orta Doğu gündemini meşgul eden bir başka konu da Suriye. İşte bu kritik konu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde nasıl ele alındı? Bu sorunun yanıtı için de bu kez söz Aslı Pelit'te. Merhaba Özlem. Toplantıdan bir tanesi şu anda devam ediyor aslında. Bu sabah tekrar acil toplandı Güvenlik Komisyonu. Çünkü Birleşmiş Milletler gözlemcilerinin ve Suriye Bağımsız Soruşturma Komisyonu'nun uyarıları maalesef gerçek ve gerçek oldu ve demin bu sabah itibariyle İdlib'de 14 kişinin daha öldüğünü öğrendik bu sabah. İdlib konusu uzun bir süredir Birleşmiş Milletler'in gündeminde. Fakat sunulan raporlara ve toplantılara rağmen somut bir karar çıkmış değil. Mayıs ayının başında yapılan olağanüstü toplantıda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Dairesi, Suriye Uluslararası Bağımsız Soruşturma Komisyonu, Suriye'nin kuzeybatısındaki felaketi önlemek için Birleşmiş Milletler üyelerinden, Güvenlik Konseyi üyelerinden acil adımlar atılması istemişti. Komisyon üyeleri İdlib'de Suriye hükümetinin ve müttefikleriyle birlikte IŞİD'in bölgedeki kolu Tahrir el-Şam'a yönelik kara ve hava saldırılarının artmasıyla çok büyük bir insani felaket yaşanabileceği konusunda ülkeleri uyarmıştı. BM Suriye Komisyonu Başkanı Paulo Sergio Pinheiro, ülkenin kuzeybatısındaki çatışmaların giderek arttığını, gelinen son durumu izlediklerini ve 29 Nisan'dan 10 Mayıs'a kadarki süre içinde Suriye'nin kuzeybatı bölgesinde 152 binden fazla sivilin de yerlerinden edildiğini ve son 3 ayda bu sayının toplam 300 bin kişiye ulaştığını bildirmişti. Pinheiro'nun raporunda Suriye'nin kuzeybatısında yaşayan 3 milyon sivilin hayatlarını ve temel insan haklarını ciddi şekilde etkileyeceğini söylemişti bu savaşın. O yüzden de Astana garantörlerine sivillerin korunmasına öncelik verilen, müzakere edilen bir anlaşmaya varılıncaya kadar ateşkes anlaşmasına uymaya devam etmesi çağrısında bulunmuştu. Bu 10 Mayıs'taki toplantı, ondan sonra birkaç toplantı daha yapıldı Güvenlik Konseyi'nde. Pazartesi günü ise tekrar İdlib konusu ele alındı, masaya konuldu. Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nde Suriye'de 8 yıldır süren ve yüz binlerce kişinin öldüğü iç savaş konuşuldu. Birleşmiş Milletler'in Acil Yardım Koordinatör Yardımcısı Ursula Müller, Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesine bu konsey okullara ve hastanelere yapılan saldırıları önlemek için neden somut bir önlem almıyor, somut bir eylemde bulunmuyor dedi. Sivillerin üzerine rastgele bombalar düşerken yapılacak, söylenecek hiçbir şey yok mu dedi. Çok sert konuştuğunu söyleyebiliriz Müller'in toplantıda. Güvenlik Konseyi'nin Suriye'deki gelişmelerle ilgili her ay gerekli birimler tarafından bilgilendirdiğini de ekledi Müller ve Antonio Guterres'in, Genel Sekreter Antonio Guterres'in bu konuda konseye 61 rapor verdiğini belirtti ve hala konseyden gerekli bir yardım çıkmadığını da vurguladı. Güvenlik Konseyi'ni İdlib'de sivillere yönelik hava saldırıları konusunda kayıtsız kaldığı gerekçesiyle ciddi şekilde eleştirdi Müller. İdlib'deki çatışmaların endişe verici şekilde arttığını da kaydetti. 17 Mayıs'ta geçici bir ateşkes ilan edilmesine rağmen çatışmaların hala devam ettiğini ve buzun sonucunda 160'tan fazla sivilin toplam 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar öldüğünü açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 22 hastane ve kliniğe 25 ayrı saldırı düzenlenmiş, 25 okul bombalanmış ve İdlib şu anda yaşanan çatışmanın belki de en üzücü cephesi haline gelmiş diyor Müller. Rukban'da da durum kötüleşiyor. Son 2 ayda 13.100'den fazla kişi Rukban'dan ayrılmak zorunda kaldı. Rukban'da kalan 29 bin kişinin de insani yardıma ihtiyacı var. Bakalım Şubat ayında teslim edilen yardım, yiyecekler, ilaçlar ve diğer hayat kurtarıcı malzemeler tamamen tükendi. Bunlara yeni bir yardım konvoyunun gelmesini de gerektiğini söylüyor Ursula Müller. Pazartesi günkü toplantıda demin de söylediğim gibi şu anda
Güvenlik Konseyi toplanmış durumda. Önümüzdeki 20 dakika içine sona ermesi bekleniyor bu toplantının. Bu toplantıdan çıkacak notları da size amerikanınsesi.com'dan ileteceğiz Özlem. New York'tan Aslı Pelik, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye'deki iç savaşa yönelik tartışmaları aktardı. Teşekkürler Aslı. Washington gündemiyle devam edelim. Özel yetkili savcı Robert Mueller'ın Rusya soruşturması sona erdi. Ancak Beyaz Saray bu kez de Temsilciler Meclisi'nde açılan soruşturmalarla uğraşıyor. Bir yandan da başkanın olası azli tartışılıyor. Temsilciler Meclisi azil sürecini başlatmak için adım atabilir. Ancak Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'nun azli onay verme olasılığı neredeyse yok denecek kadar az görünüyor. Demokratlar Başkan Trump ve yönetimini Amerika-Meksika sınırındaki göçmen çocukların gördüğü muameleden başkanın yabancı iş anlaşmalarına ve vergi beyanına kadar her konuda soruşturuyor. Demokratlar ayrıca Adalet Bakanlığı'nın Mueller raporunun tam ve redakte edilmemiş halini yayınlamasını istiyor. Beyaz Saray ise demokratların taleplerine uymayı reddediyor. Bu da ortamın daha da gerilmesine neden oluyor. Trump yönetimi Kongre'ye müdahaleyi ayrı bir boyuta taşıdı. Bunu kesinlikle bu yönetimin kanunsuz davranışlarından biri olarak özetleyebiliriz. Temsilciler Meclisi yönetimin kilit üyelerini Kongre'ye itaatsizlikle suçluyor. Ancak komisyonun elinde çok daha çarpıcı bir seçenek mevcut. O da Trump hakkında resmen suçlama yapmak ya da azil sürecini başlatmak. Yapmamız gereken en azından bu yolu izlemek ve azil sürecini başlatmak. Cumhuriyetçiler özel yetkili savcı Robert Mueller'ın soruşturmasının sonucunda Trump'ın yakın çevresi ve Rusya arasında gizli anlaşma olmadığı kanısına varmasının ardından demokratların umutsuzca Trump'ı suçlayacak bir neden aradığı görüşünde. Demokratların bu yönetime saldırmanın dışında bir planı, amacı ve yasama takvimi yok. Üst düzey demokrat liderler en azından şimdilik azil konusuna temkinli yaklaşıyor. Azil süreci ülkemiz için çok bölücü olur. Soruşturmamızla Amerikan halkının gerçeklere ulaşmasını sağlayabiliriz. Bu da bizi azlin kaçınılmaz olduğu bir noktaya getirebilir. Bu düzmece soruşturmalardan artık vazgeçin. Trump geçen hafta Amerika'nın altyapı tesislerinin modernize edilmesi konusunda demokratlarla yapılan görüşmeleri Kongre'deki soruşturmaların sonuna kadar askıya aldı. Soruşturma yapmak ya da altyapıya yatırım yaparak Amerikan halkı için çalışmak. İki yoldan birini seçebilirsiniz. Bugüne kadar biri Bill Clinton olmak üzere iki Amerika başkanı için azil süreci başlatıldı. Azil oylaması Clinton'ın sicilinin kirlenmesine neden olduysa da görevden ayrılmasını sağlamadı. Aynı şey Trump için de geçerli olabilir. 2020 başkanlık seçimleri için yarışan demokratların hepsi Trump'ı devirmek istiyor. Ama bunu sandıkta yapmayı tercih ediyor. Öyle görünüyor ki her gün hukukun üstünlüğüne bir başka müdahale oluyor. Benim için yeni bir başkana sahip olmanın en kolay yolu adaylığımı koymak ve seçimi kazanmak. Anketler Amerikan halkının Trump'ın azlinden yana olmadığını gösteriyor. Bill Clinton'ın halk desteği de Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin 1998'de kendisi hakkında azil sürecini başlatmasının ardından artmıştı. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington. Sırada Amerikan basından özetler var. Bugün öne çıkan manşetleri Pınar Sayar Kızılçalı'dan alacağız. Seni dinliyoruz Pınar. Amerikan basın özetlerine Wall Street Journal'la başlıyoruz. Wall Street Journal, Amerika'daki ham petrol stoklarının 2016'dan bu yana en hızlı artışı kaydetmesinin aşırı petrol arzı korkularının ivme kazanmasına neden olduğunu yazıyor. Gazete, envanterdeki yükselişin ham petrol fiyatlarının Nisan ayı sonundan bu yana %11 oranında düşmesine neden olduğunu kaydediyor.
Habere göre petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC üyelerinin yüksek petrol üretimi aşırı arza yol açacağı nedeniyle kaygı yaratıyor. Petrol fiyatlarındaki son çalkantı, aralarında Exxon Mobil ve Chevron'un da bulunduğu dünyanın en büyük petrol şirketlerinin son haftalarda açıkladığı ilk çeyrek kazançlarının beklentilerin altında kalmasını izledi. Amerikan hükümeti verilerine göre yılın ilk 4,5 ayında Amerika içindeki petrol stoklarının %8 oranında artması bu firmaların hisse değerlerinin ve petrol fiyatlarının düşmesine yol açtı. Envanterlerin en son bu kadar hızlı artış gösterdiği 2016 yılı başında petrolün varil fiyatı 27 doların altına inmişti. Bu yılsa benzer bir fiyat düşüşü beklenmiyor. Öte yandan uzmanlar İran, Venezuela ve Libya'nın petrol arzı miktarındaki belirsizlik ve yüksek gümrük vergisi uygulamalarının petrol talebini nasıl etkileyeceğinin belirsiz olduğu görüşünde. New York Times'ta Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin Indiana eyaletinde kürtajla ilgili bir yasaya ilişkin kararını değerlendiriyor. Gazete Anayasa Mahkemesi'nin Indiana eyaletinin cinsiyet ve ırksal özelliklere bağlı olarak ya da fiziksel ve zihinsel özür gibi durumlarda kürtajı yasaklayamayacağı yönünde hüküm veren alt mahkeme kararını onayladığını bildiriyor. Ancak habere göre Anayasa Mahkemesi, Indiana eyaletine kürtajla sonlandırılan hamileliklerde fetüsün nasıl yok edileceği konusunda söz hakkı tanımaya karar verdi. Indiana eyaleti yasalarına göre kürtajla sonlandırılan hamileliklerde fetüs tıbbi atık olarak işlem göremiyor. Indiana eyaletinde 2016'da dönemin valisi, bugünse başkan yardımcısı Mike Pence tarafından imzalanan yasa sadece fetüsün cinsiyetine, Down sendromu ya da skolyoz, albinizm, cücelik ya da başka fiziksel ya da zihinsel özürlülük nedeniyle hamileliğin her döneminde tüm kürtaj uygulamalarını yasaklıyordu. Washington Post'a güvenlikle ilgili kaygılara rağmen Avrupa ülkelerinin Amerika'nın kısıtlamalar getirdiği Çin telekomünikasyon ekipmanı devi Huawei'in yeni nesil 5G kablosuz ağ kurulmasında sunduğu fiyat avantajlarından vazgeçemediğini yazıyor. Habere göre Hollanda'nın önde gelen mobil telekomünikasyon firması KPN 5G kablosuz ağ kurumu için ekipmanları tedarik etmede Huawei ile çalışmaya karar verdi. Hollanda firması bunun nedeninin Huawei ürünlerinin kalitesinin yüksekliği olduğunu söylese de en önemli etkenlerden biri Huawei'in rakiplerine göre çok daha ucuz olması. Adının açıklanmasını istemeyen iki kaynağa göre açılan ihalede Huawei, İsveç firması Ericsson'dan %60 daha düşük fiyat önerisinde bulundu. Gazete Huawei'in bu kadar düşük fiyatla masaya oturmasının en büyük nedeninin Çin hükümetinin Huawei'ye yüzlerce milyon dolarlık yıllık sübvansiyon sağlaması olduğunun altını çiziyor. Amerikan basınından aktaracaklarımız böyleydi. Basın özetlerine hafta içi her gün amerikanınsesi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Taşınma gibi senaryoları son zamanlarda sık sık dile getiriliyor. Ancak şu anda uzayda sadece 3 kişi yaşıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan astronotlar son derece yoğun çalışıyor. NASA son olarak uzaydaki astronotlara robotlarla yardım sağlıyor. Bunlar sayıları şimdilik 3 adet olan uzay arıları. Adları Bal, Kraliçe ve Bumble. Aralarından ikisi Uluslararası Uzay İstasyonu mürettebatına katılmak üzere kısa süre önce uzaya gitti. İki robotumuz Bal ve Bumble şu anda yörüngede. Daha geçen hafta yörüngedeki astronotlardan Anne McClain, Bumble'u paketinden çıkarıp çalıştırdı. Robot arımızın durumu çok iyi. Robot arılar Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Spheres adlı robotlardan görevi devralıyor. Uzay arılarının üzerinde kamera ve mikrofon donanımı bulunuyor. Proje sorumlusu Maria Bualat, arıların önümüzdeki birkaç ay içinde istasyona alışacaklarını söylüyor. Kameraların ayarını uzay istasyonunda yapacağız. Astronotlardan biri, görsel veri toplaması için robotu Japonya'ya ait deney modülü içinde eliyle ileri geri uçuracak.
Robot bu verilerle deney modülünün haritasını çıkaracak. Uzay arıları iç mekanın haritasını çıkardıktan sonra uzay istasyonu içinde yollarını bulacak ve göreve başlayacak. Bu robotları çalıştırarak sadece insanların yapabileceği işleri yapmaları için astronotlara zaman kazandıracağız. Robot biliminde bir deyiş vardır. Bazı işlere pis, tehlikeli ve sıkıcı denir. Bu gibi işleri insanlardan çok robotların yapmasını sağlayacağız. Uzay arıları birçok deneye de açık. Amerika'nın dört bir yanından birçok ortaokul ve lise öğrencisi deneylerini istasyona gönderebilmek için birbiriyle yarışıyor. Uzay arıları kenetlenme modülü şimdiden monte edildi bile. Küçük iç mekan uyduları Haziran'da keşfe başlayacak. Pınar Sayar Kızılçalı, Amerika'nın Sesi, Washington. Başkent siyasetiyle başladığımız yayınımızı Orta Doğu'daki son gelişmelerle devam ettik. Dünya gündeminden öne çıkanları paylaştık ve Washington'dan yaptığımız yayının sonuna geldik. Hatırlatalım, internette adresimiz amerikanınsesi.com. Haber ve söyleşilerimize bu adresten ulaşabilir. Facebook, Twitter ve YouTube üzerinden de bizleri takip edebilirsiniz. Yarın Amerika ve dünya gündeminin öne çıkan başlıklarıyla yine Washington'dan karşınızda olacağız. Hoşça kalın.